Evet, herkese merhaba, hoş geldiniz. Demet Yakın ben. Ben Partner Republic kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanıyım. Kısaca Partner Republic'ten de bahsetmem gerekirse, bizim 3 kıtada hizmet verdiğimiz ve ürünleştirdiğimiz bir dijital deneyim platformu sunuyoruz. SAS'ınla yaptığımız aslında bu yolculukta, SAS'la beraber belirlediğimiz yolculukta 2 yıl içerisinde ciddi analitik yetkinliklerini aslında, müşteri analitik yetkinliklerini kullanarak platformlaştırma ve servisleştirme konusunda odaklanıp çalıştığımız bir şirketimiz var. Ve SAS, Partner Republic ve Hopi olarak bugün sizlere biraz bu Cognitive Analytics, Marketing Platform ve Marketing Analytics konusunda gündemi açmak ve sohbet etmek isteriz. Deneyimlerimizle biraz paylaşmak isteriz. Pazarlama teknoloji çözümleri aslında baktığınızda bugünkü konumuz. Ama buraya hızlıca gelmeden önce konuşmacılarımızı da biraz tanıyalım. Ben ladies first diyorum. Önce Gül, senden başlayalım. Biraz kendini bize tanıtır mısın? Merhabalar. Valla uzun zamandan sonra böyle yüz yüze bir etkinlikte olmak da bayağı heyecan verici. Hem burada olan herkese hem de online izleyen herkese selamlar. Ben Hopi'de aslında Consumer Business'tan sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Bunun altında buradaki title'da belirtildiği gibi ürün yönetimi, e-ticaret, dijital pazarlama, pazarlama ve aslında bugünün temel konularından biri olan data analitiği ve CRM'den sorumlu olarak çalışıyorum. Hopi biliyorsunuz, Hopi bir kere çok sıcak, çok eğlenceli bir marka. 2015 yılında dev bir pazarlama kampanyasıyla çıktı. Salonda oturan herkes biliyordur, böyle kulaklarındadır paracıklar paracıklar. Dünya rekoru kırdı yani app download'da. Yaklaşık 10 günde 1,5 milyon gibi bir download'u var. Şimdi 2015 yılında bu Hopi'nin çıkış hikayesini düşündüğümüzde aslında inanılmaz bir vizyon. Çünkü o zaman hem mobil uygulama pazarı bu kadar gelişmiş değil, olgunluk seviyesi bu civarda değil. İnsanlar CRM'den, data analitiğinden, büyük datadan, big veriden big datadan bahsediyorlar ama ne bunu nasıl işleyeceklerini ne de bu CRM aslında ekipleri içinde, organizasyonları içinde nasıl oluşturacaklarını bilmiyorlar. Bu konularda bayağı kafalar karışık. Tam bu noktada Hopi inanılmaz bir vizyonla müşteriyi kişiselleştirerek ona uygun teklifler sunma yolculuğuyla aslında koşulsuz müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuş bir teknoloji şirketi. 7 yıllık serüvenimizde geldiğimiz noktada 12,5 milyon müşterimiz var. Aslına bakarsanız Türkiye'de her 7 kişiden biri Hopi'li. İnanabiliyor musunuz? Yani bu inanılmaz bir rakam. Şimdi Hopi kullanıcıları için akıllı, eğlenceli, avantajlı alışveriş deneyimini sunarken paracık denilen bir para birimiyle de aslında hem alışveriş yaparken kazandığımız hem de bir sonraki alışverişimizde bunu katlayarak harcadığımız çok akıllı bir mekanizma üzerine kurgulanmış durumda. İçinde onlarca çeşit kampanya mekanizması var. Şimdi Hopi hem müşterisiyle böyle bir bağ kurarken arka tarafta da 250'den fazla iş ortağıyla 40'tan fazla kategoride birlikte çalıştığımız bir partnershipliğimiz var. Bu tarafta da hem birlikte çalıştığımız firmaların dijital dönüşümüne hem onlarla birlikte 360 derece birlikte yarattığımız pazarlama kampanyalarıyla satışlarına, yeni müşteri kazanımlarına, işte churn ettikleri müşterileri aktifleştirmelerine ve bir taraftan da sepetlerine katkı sağladığımız bir mekanizma üzerine kurulu. Yani gerçekten bu 7 yıllık serüvenine baktığımız zaman her yıl üzerine biraz daha fazla aslında teknolojik ürün koyan, marketing teknolojiler konusunda yeni yetkinliklerle partnerlerin hayatına değer katan Hopi, bundan sonraki hayatına da inşallah hep birlikte dünyada rol model olacak bir dijital dönüşüm projesiyle fark yaratarak devam edecek diye sözü Altan'a bırakıyorum. Hemen altına geçmeden bir soru sorayım. Aslında Hopi burada hiper kişiselleştirmeye and içmiş ve o yolda yolculuğunu tanımlayan bir kurum olarak tarif edebilir miyiz? Valla Hopi aslında Türkiye'de kişiselleştirme dediğimizde ilk akla gelen biliyorsunuz markalardan bir tanesi. Ama evet biraz sonra da bahsedeceğiz detaylı. Önümüzdeki dönemde hiper kişiselleştirme Hopi'den sorulur diyebileceğiz. Süper. Bu kadar iddialıyız. Evet Altan Bey. Bana bir söz kalmadı diye. Şöyle, bilmeyenleriniz için SAS Statistical Analysis Software dünyanın en büyük ileri analitik, pazar payında en büyük şirketi. Özel bir şirket ama işte 76'dan beri özel.
Herhalde 2 sene sonra falan IPO olacak. Çok farklı endüstrilerde çalışıyoruz ama özellikle perakende ve perakendenin içerisindeki bu ekosistem yaklaşımı hepimizi büyülüyor. Çünkü aslında Yapı Kredi'nin güzel bir sunumunda özetlendiği gibi çok fazla KOBİ var. Büyük üreticiler direct to consumer yaparken her bir KOBİ'nin bir app'inin olduğunu düşünün. Toplamda 20 tane falan app kullanıyorsunuzdur. Teknik olarak mümkün değil. Dolayısıyla tek bir cevap yok. Tam bir tane platform olsun, bir tane de direct to consumer olsun. Bir hibrit platform oluyor. Burayı yönetmek ve orkestrasyon gerekiyor. Zor bir iş. Buralarda yapay zekayı kullanacağımız enteresan çözümlerimiz var. Evet. Peki şimdi aslında bugün hiperkişiselleştirme dedik. Bugünkü oturumların başında işte pandeminin müşteri davranışlarındaki etkisinden bolca bahsedildi. Aslında temelde çıkış noktamız değişen bir müşteri davranışı var. Bu davranışa herkesin farklı tepkileri, kurumların farklı tepkileri var. Burada bu değişim, bu dönüşüm sürecinde aslında müşteri trendleri nereye geldi? Siz nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Gül, senden başlayalım. Şimdi birçok trendden söz edebiliriz. Hani bugün de çok kıymetli sunumlar vardı. Özellikle Deloitte'un araştırma çıktıları da bize bayağı ışık tuttu. Yani e-ticaretin günümüzdeki önemi tartışılmaz durumda. Yaklaşık %20'lere gelen bir paydan söz ediyoruz. Ve pandemi bunu inanılmaz derecede ittirdi. Ben e-ticareti aslında bir fiil olarak tam Ocak 2020'de başladım. E-ticareti öğrenmeyi çok istiyordum kariyerimde. Mart'ta pandemi patladı. Birdenbire böyle 5 yılda öğreneceğim deneyimi, ondan sonra 8 aylık gibi bir süreye sıkıştırma imkanı buldum. O yüzden pandemiden olumlama yapabilme şansına sahibim. Bana gerçekten e-ticareti çok hızlı öğretti. Ama tabii e-ticarette birçok agile olmanız lazım. Yani çevik pazarlamadan söz ediyoruz günümüzde. Müşteriyi doğru şekilde anlamak, ona uygun çözümleri anlık harekete geçirmek, anlık kampanyalar yapmak, rekabeti çok iyi takip etmek aslında en önemli trendlerden bir tanesi. Çünkü müşteri artık gerçekten en iyi deneyimle ihtiyacı olan ürünü en uygun fiyata almak gibi bir motivasyona sahip. Aynı zamanda her ne kadar biz e-ticaretin gelişimiyle birlikte yani tüketiciler evlerinden alışveriş yapabilir durumdalar ve bu çok daha aslında insanlara zaman kazandırıyor diye düşünüyor olsak da böyle bir şey yok. Hepimiz deneyimlerimizden biliyoruz diye tahmin ediyorum. Bazen ihtiyacımız olan bir ürünü araştırmak, en doğru fiyata bulmak yani gerçekten dakikalar alabiliyor. Şimdi burada aslında tam olarak bugün tartışacağımız bu kişiselleştirme, müşteriyi en derinden tanıyarak en doğru anda, en doğru kanalda karşısına çıkma trendi dünyada epeyce konuşulmaya başlandı. Biz de biliyoruz. Zaten yani omnichannel yapıda, yıllardır omnichannel'ı tartıştığımız bir dünyada artık gerçekten buna adapte olamayan şirketlerin bunu çok yönetebileceklerini ben kişisel olarak düşünmüyorum. Her kanalda müşteriyi en iyi şekilde tanıyıp en doğru anda karşısına çıkmak hem bizler için o dönüşüm oranlarını arttırıyor hem de ciddi anlamda bir müşteri memnuniyeti sağlıyor. Bir diğer taraftan da dijital olgunluktan söz edebiliriz. Yani pandemi her yaş seviyesinde insanları dijitale daha adapte hale getirdi. Yapılan global araştırmalar şunu gösteriyor. Gerçekten kullanıcıların %66'sı diyor ki yani ben dijital adaptasyonumu tamamlıyorum ama tamamlarken teknolojisiyle fark yaratan şirketler, uygulamalar ve perakendeciler benim radarımda ve bunlardan alışveriş yapmaktan çok daha fazla mutluluk duyuyorum ve tercihlerimi bunlara doğru kaydırıyorum diyorlar. Diğer tarafta aslında tüketicinin bu yolculuğunu, onu tanıma, en doğru zamanda karşısına çıkma yolculuğunu uçtan uca ona dokunduğumuz her alanda yansıtmamız lazım. Çünkü doğru ürünü bulma, onu sepete atma, satın alma ve ondan sonra o ürünün ona kolaylıkla ulaşabilmesi, buradaki lojistik süreleri, iade süreçleri müşterinin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Gene yapılan araştırmalar gösteriyor ki aslında tüketicilerin %40'ı kolay iade yani ürüne kolay ulaşma konusunda kanal tercihlerini belirliyorlar. Her şeyi tüketici bir kere artık dediğim gibi bu zamandan tasarruf etme konusu tüketiciler açısından çok önemli. Biz de bunu Hopi datalarında görüyoruz. Ama her şeyi de aynı anda yapmak istiyorlar. Tek bir platformdan yapmak istiyorlar. Bunun sonuçlarını zaten Türkiye'de de marketplace'lerin ne kadar pazarı domine ettiğiyle görebiliyoruz. Şimdi marketplace'lerin bu kadar domine ettiği bir pazarda dünyada ve Türkiye'de de zaten farklı farklı dikeyler çıktı. Mesela bizim marketplace'imiz de aslında bu dikeylerden bir tanesi. Ve tüketici kendi ihtiyacı olan, kendi ilgi alanındaki her şeyi o dikeyden rahatlıkla almak, ödeme çözümleriyle birlikte aslında entegre,
buradan maksimum faydayı sağlamak ve tek tuşla ödeme konusunda hakikaten tüketicilerin motivasyonu çok artmış durumda. Ben böyle özetleyebilirim trendleri. Süper. Altan, SAS gözüyle ve Altan gözüyle birazcık daha bu trendlerde senin yorumlarını alabilir miyiz? Arkadaki grafiğe bakarsanız aslında tipik olarak şu anda bizim şirketler neler yapıyor ona ilişkin bir örnek var. Birinci blok klasik mesajlaşma falan gibi. İkinci blok artık dijital reklamlara falan giriyorsunuz. Segmentasyon, her danışmanlık şirketinin her sene bir kere gelip yaptığı klasik segmentasyon modelleri. Başlıyoruz. Recommendation Engine, analitik modeller devreye giriyor. Ama eminim hepiniz biraz müzdaripsinizdir. O televizyon kanallarında, yeni nesil kanallarda açtığınızda tam istediğinizi bir türlü bulamayıp sürekli içeride dolandığınızı içten içe biliyorum. Ben de aynı durumdayım. Burası aşağıda maturity seviyesi var. O maturity seviyesi sene 2000-2010 arası diyelim. Gitmek istediğimiz yer şurası arkadaşlar. Yani farkı yaratanlar da orada. Bir kere omni, hep herkesin gene diline pelesenk olan omni channel var. Bu bir trend, doğru da oraya gitmek, Gül'ün 5 dakikada söylediği kadar keşke kolay olsa, öyle bir problemimiz var. İki, yukarıda bakın predictive personalization, Amazon bunun için bir patent bile aldı. Siz daha ürünleri sipariş etmeden yakın depolara doğru götürebiliyor. İyi kötü ne tercih edeceğinize ilişkin bir fikrimiz var. Az önce hangi ürüne baktığınızı, o harika ayakkabıyı, kırmızı eteği beğendiğinizi biliyor. Dolayısıyla çoktan sevk etti bile. Siz daha düğmeye basıp almadan. Böyle bir dünya var. Bu dünyaya adapte olmak lazım. Curve yukarı çıktıkça aynı zamanda zorluğu da çıkıyor. Value artıyor ama yapması kolaylaşmıyor. Tam tersine zorlaşıyor. İşte buralarda artık insan gözüyle bunu yapamaz hale geliyoruz. Yapılacak işlerin minik bir sıralamasını vereyim. Sonra detaylandırırız. Gerçek zamanlı müşteriyi takip edemiyorsanız kimse düzenli gönderilen maillere falan bakmıyor veya SMS'lerinize ilgi göstermiyor. O yüzden conversion rate'leri böyle minnacık. Bir kere bir problem var. Kişi verisi sizin için çok değerli bir şey. Onun bir kısmını çoktan third party provider'lara kaptırmış durumda kalıyoruz. Direct to consumer'da bunu değiştirmemiz gerekecek. Yani direct to consumer diyorsunuz da daha müşterinizi tanımıyorsunuz. Örnek, içecek şirketi. Siz raftan gidiyorsunuz, alıyorsunuz da kimin aldığını, kimin tükettiğini bilmiyorsunuz. Aradaki bağı nasıl kurtaracağız? Veya Nutella alıyorsunuz veya ne bileyim bir müsli alıyorsunuz yemek için de. Müşteriyle marka arasında sıfır ilişki var. CRM'ler falan yok, çalışmıyor zaten oralarda. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Böyle bir problem geliyor. Üçe baktığınızda kontentinizi kendiniz paylaşıp kendiniz o reklam platformlarına çıkmıyorsanız kimin açıp baktığını, Etiler'den mi, Ümraniye'den mi baktığını göremediğiniz için planlamanıza hiçbir katkısı olmuyor. Personalization şöyle bir şey. Demin hiper kişiselleştiremediklerimizden misiniz dedik. Allah'tan Çekoslovakyalılar bu konuyu çözdü, Çekya olarak kısalttılar. Biz de inşallah yapacağız. Bu kişiselleştirme çok dertli bir şey. Şu anda pazarda mısınız, bir şey alacak mısınız bilebilmek gerekiyor. Dün bu pazardaydınız, aldınız bitti. Ben size istediğim kadar para harcayıp reklam yapayım, paralar maalesef savrulacak. Bu kadar işi yapay zeka olmadan yapmak mümkün değil. Teknik olarak datayı aldım, analiz ettim. Bir etki, satış oldu, conversion harika diyorsunuz değil mi? Yapay zeka da halleder, basit. Gerçek resim böyle bir şey. Bir sürü teklif var. Her marka için var yani. Sizde 250 marka var. 250 markanın hepsinde offer, content, loyalty, promotion kombinasyonları var. Aşağı gittiğinizde omni, bir sürü kanal var. Orada sosyal Twitter'ın logosunu koyduk ama sosyal medyanın kendisi 40-50 kanal. Çok kullanılan 7 kanal filan. Post cihazları var. Bütün o işletmelerin yüzlerce ayrı dükkanı var filan. Bir de mesela Hopi örneğine bakın 12,5 milyon insan var. Bu 12,5 milyon insanın her biri birbirinden farklı. Öyle one size fits all, bir tane öneri yapayım herkes alsın değil. Benim ihtiyacım, onun ihtiyacı hepimizinki farklı. Onu bulup tak diye bir öneri çıkarmanız lazım. Bunu insan zekasının veya binlerce Çinliyi koysak şuraya yapması gene mümkün değil. O yüzden biraz yapay zekaya başlıyoruz. Ana trend biraz buralara doğru gidiyor. Dediğim gibi sunumda göstermek kolay, yapması gene bayağı zor. Ben bir özet geçeyim aslında. Birçok şeyden bahsettik. Sonra da aslında şöyle diyelim. Bir, data toplamaktan bahsediyorsun Altan.
Yani gerçek zamanlı data toplamak, dönüp offline olarak geriden bir takım transaction'lar değil, doğruyuz. İkincisi, bu datayı anlamlı bir hale getirip bir aksiyona çevirmek, bir dijital aksiyona çevirmek veya bir online offline birlikte bir aksiyona çevirmek. Bunu da aslında biraz önce Gül'ün de altına çizdiği doğru zamanda, doğru içerikli ve doğru contentli aslında. Doğru zamanın önemi, doğru kişiye özel içerik olması. Demet'e senle benle, işte Altan'a sizli bizli gittiğimiz bütün iletişimlerin hepsi. Dolayısıyla bunun aslında 360 derece ele alınması, çalışması bu HOPI, Partner Republic ve SAS işbirliğinin içerisinde bir sürdürülebilir bir yapıyla aslında canlıya alma hedefimiz var. Şimdi burada altının altı çizdiği, senin de başta söylediğin 12,5 milyon müşteriden bahsediyoruz. Birbirinden farklı, hepimizin parmak izleri birbirinden farklı, herkesin beklentisi farklı. Dolayısıyla yani burada müthiş bir rakam var. Burada hedefimiz hep beraber şu, doğru mu Gül? 12,5 milyon insanı tek tek kişiyi ayrı ayrı segmentlere ayırmak, ayrı ayrı tanımak ve bu her bir kişiye ayrı özel bir iletişim sunmak. Ve bunun da aslında analitikle, yapay zekayla, bütün aslında real time'da bu işi anlayarak, sens ederek, müşterinin hareketlerine göre davranarak bunu sunmak. Okey, şimdi trendlerden bahsettik, biraz HOPI'ye doğru geldik. Bunu SAS ele alırken ki yöntemini biraz konuştuk. Gül, bunu burada trendlere HOPI nasıl cevap verecek? HOPI nasıl bunu ele alacak? Ben birazcık ufaktan senden rol çalmış olabilirim ama hani senden onu dinleyebilirsek sevinirim. Şimdi aslında bu değişen, dönüşen dünyada HOPI şanslı şirketlerden bir tanesi. Çünkü bütün iş modeli iş zekası ve büyük veri üzerine kurulu. Verdiğimiz örneklerde yani biz müşteriyi sadece harcama tutarına göre değil, neyi seviyor, hangi rengi satın alıyor, hangi frekansla satın alıyor. Şimdi arkadaşlarım burada sürekli böyle mikro analizler yapıyorlar. Bizim elimizde 400 bin tane sadece siyah giyenler segmenti var. Biz biliyoruz ki bu kişiler siyahtan başka hiçbir şey giymiyorlar. Hatta bunların şöyle eğilimleri var. Bunlar alışverişe geliyorlar ve bir seferde bunların yaklaşık 100 bin tanesi 5 tane birden siyah tişört alıp gidiyor. Bir daha uğraşmak da istemiyor. Çünkü biliyor ki o siyah kimi. Ya böyle aslına bakarsanız HOPI'de 1000 tane mikro segment var. Şimdi biz bugüne kadar yani kuruluş amacımıza da paralel olarak gerçekten 6500 tane kişiye özel kampanya yapmış HOPI. Ve 15.000 tane de bugüne kadar genel kampanya üretmiş. Şimdi toplamda 12,5 milyon müşterinin 9,1 milyonu bir kez unik şekilde HOPI'yi kullanmış. Aslında herkesin HOPI ile de bir teması olmuş. Şimdi bu bizim için farklı farklı kanallardan aslında topladığımız veriyi değerlendirmek adına çok çok kritik. Ama diğer taraftan bu ihtiyaçları analiz etmek, deneyime odaklanmak da bizim önümüzdeki dönemdeki en önemli motivasyonlarımızdan bir tanesi. Ve biz HOPI'de deneyimden bahsederken aslında iki tane deneyimden bahsediyoruz. Bunlardan biri müşteri deneyimi. Ki burada ciddi anlamda gene müşteriyi anlama kapasitemiz alışveriş verilerinden çok kıymetli olduğu gibi HOPI'nin diğer yetkinlikleriyle de yani anket, insight toplama, NPS gibi bir takım parametreleri ölçümleme ve bunların hepsini demin altında söylediği gibi tek bir yerde toplama ve anlamlı veriler çıkarma konusundaki kabiliyetlerimiz çok güçlü. Bunun yanı sıra partnerlerimizle, iş ortaklarımızla birlikte onların deneyimlerine odaklanarak, onların ihtiyaçlarını anlamak, onların aynı zamanda bir CRM ekibi gibi çalışmak, bir dijital dönüşüm danışmanlığı yapmak, bir pazarlama ekibi gibi bizim datamızla onlara insight'lar çıkarmak, onlara kampanyalar üretmek ve onların aslında bütün iş modelini leverage etme konusunda bir motivasyonumuz var. Diğer tarafta ise bu pandemi ve pandemide oluşan bu yeni gerçeklikle birlikte mesela biz şunu gördük. İnsanlar sokakta yaptıkları o deneyimsel alışverişi özlüyorlar. Çünkü düşünsenize Çeşme'de Alaçatı'da sizler dolaşırken orada bir mağazaya girmek ve orada bir dizayn tasarım ürünle karşılaşmak. Ya da organik beslenme, kendine dönüş ve sağlıklı olmak. Ya da işte Urla sokaklarında bir sanatçının yarattığı çok özel bir vazoyu satın almak gibi bir deneyim ihtiyacı var insanların. Gerçekten bu bizim datalarımızdan ve müşteriyi dinleyip anlamamızdan yola çıkan aslında bir kavram oldu. Biz de dedik ki biz kimsede olmayan her şey diyerek
Hopi Shop diye Hopi'nin içinde sadece kampanyalardan yararlandığımız değil, böyle designerların ürettiği, gerçekten sağlıklı ürünleri bulabildiğiniz, ondan sonra seçilmiş ürünleri bulabildiğiniz bir alışveriş deneyimini sağlıyoruz. Şimdi Hopi'de bir kampanya modülümüz var. Biz gerçekten burada akıllı ve avantajlı bir kampanya sistemi. Bunun yanında seçilmiş, özenle alabileceğiniz hediyeler. Bir diğer taraftan da burada bir şey eksik kalıyordu. O da ödeme. Trendlerde de konuştuk, artık ödeme olmazsa olmaz. Özellikle bu tür süper app yolculuğuna giden mekanizmalar için. Dolayısıyla çok yakında da Hopi Pay'i lanse ettik. Hopi Pay ile de tek bir tuşla, bilmiyorum deneyimleme şansınız oldu mu, gerçekten içeride bir cüzdan yaratıp bu cüzdanla faturalarınızı ödeyebilirsiniz, birbirinize para gönderebilirsiniz ücretsiz şekilde. Bu arada ödeme yaptıkça da kazandığınız farklı bir mekanizma kurduk. Böylece aslında o müşteri deneyim yolculuğunu uçununca tamamlama şansını elde ettik. Bunun yanında bitti mi? Hayır. Bu müşteri yani yaptığımız müşteri araştırmalarında bir de şöyle bir şey çıkıyor. Artık insanlar bağlı oldukları markalardan heyecan duymak istiyorlar. Eğlenmek istiyorlar. İşin içinde bir oyun olsun istiyorlar. Ve yani o app'e bakarken ya da cep telefonunda geçirdiği vakitte gerçekten rahatlamak istiyorlar. Bu da çok net müşteri araştırmalarından çıkan bir data. Hopi'yi böyle eğlenceli, daha dinamik ve daha gamification olduğu bir dünyaya taşımak üzere de aslında bayağı böyle iddialı yeni ürünleri de bir taraftan geliştiriyoruz. Şimdi roadmap'imizde ve vizyonumuzda bunlar da varken bunların hepsinde artık bu kişiselleştirme maalesef bizim yani kendi kalıbımıza bizi sığamaz hale getirdi. Ve tüm dünyada bir sürü benchmarklar aldıktan sonra gördük ki aslında dünya üzerinde gerçekten veri analitiği ve hiper kişiselleştirme konusunda SAS'la birlikte, Demet'ciğim sizin de aslında 11 aylık bu proje, Partner Republic'le de birlikte başladığımız bu proje sonrasında hiper kişiselleştirme ile tüm bu tasarladığımız ve vizyonumuzda olan işlerin tamamını tam da söylediğin gibi 12,5 milyon Hopi kullanıcısının tamamını, artık Hopi'de 1000 tane mikro segment olmayacak, 12,5 milyon farklı segmente yönetebileceğimiz bir dünyaya doğru evriliyoruz. Şimdi buradaki hedefleri aslında çok yukarı koyduk. Ben ekiplerin başının etini yiyorum. Diyorum ki seneye NRF'te bu case konuşulacak ondan sonra ve anlatılacak hiper kişiselleştirme konusunda. Bakalım bundan sonrasında bizi neler bekliyor? Yani bu müthiş heyecanlı bir yolculuk. Biz ekipçe de aynı şekilde bir heyecan içerisindeyiz. Açıkçası tam bir takım çalışması var burada. Ama Gül'ün hedeflediği şekilde birebir bir iletişimi hedeflemek, kişiye özel bunu sunabilmek, asıl marketing teknolojilerinin arasında gerçekten üzerine use case'leriyle, üzerine kampanya senaryolarıyla uçtan uca fark yaratan bir serüven. Ve bu dünyanın pek çok yerinde söylemeye de değer bir serüven. Bu yolculuk çok da sağlıklı bir şekilde başlamış durumda. Günün sonunda aslında bu yolculukta birebir bir iletişim koyduğumuzda belki birazcık daha örneği spesifikleştirmek istiyorum ben. Kendimden örnek vererek. Yani günün sonunda bugün bir kadının birçok şapkası var. Dönüp hafta içi bir iş insanı profili çizebiliyorken hafta sonu veya akşam farklı profiller olabiliyor. Çocukluysa çocukluğu olabiliyor ama bu kişinin her bir ayak izini takip ederek kişiye özel, kişinin bulunduğu an itibariyle o time series'e bakarak hitap edilme içeriklerine kadar özelleştirilmiş teklif verebilmekten bahsediyoruz. Yani hayatınızın bir parçası olmak. Gül'ün biraz önce anlatmış olduğu Hopi'nin sunduğu bütün ekosistemi de içinde barındıracak şekilde iddialıyız. Dolayısıyla bu süreçte başarılı bir süreç bizi bekliyor. Şimdi bir sonraki adım diye bakarsak, Altan burada SaaS teknolojilerinden bahsettik, yolculuktan bahsettik. Aslında işin hani bir sonraki step'e diye baktığımızda yolculuğu sen nasıl tarif ediyorsun? Aslında tek kelimeyle olsaydı da scale up demek lazım. Çünkü evet. Şimdi bu aşağıdaki gördüğünüz arkadaşların sayısı 12,5 milyon olabilir ama böyle bir platformu bir kere ayağa kaldırdığınız andan itibaren yanına yeni ülkeler, yeni insanlar falan koyabiliyorsunuz. Hedefler büyük yani. Çin'e giderseniz 1 milyar var. Aşağı inseniz Hindistan 900 milyon, yukarı çıksanız Pakistan evet. 400 milyon falan. Afrika'ya gitseniz Nijerya kendi başına 120 milyon falan. Yani dolayısıyla bir kere scale up'ı test edip de yaptıktan sonra ondan sonra ileri gitmek çok daha kolay değil. Peki burada SAS'ın da bir hayali var. Hopi ile birlikte hayalimiz var ama hani Gül sen burada Hopi gözüyle baktığında bu hayali nereye konumlandırıyorsun? Bir sonraki adımı nerede bunun?
Şimdi aslında milestone'larımız var. Bunun ilki yani Eylül ayı gibi bütün projeyi tamamlamayı hedefliyoruz, evet, bildiğiniz gibi. Şimdi biz bu projeyi tamamladığımız zaman aslında vaadimiz çok değişiyor olacak. Bu projeyle birlikte biz iş ortaklarımıza, yani 250'den fazla iş ortağımız var ve her geçen gün bu ekosisteme yeni katılan iş ortaklarımız var. Biz onlarla, onların HOPI üzerinden geçen cirosunu yaklaşık ikiye katlayacağız. Yani bu ne demek aslında? Bu hiperkişiselleştirmeyle birlikte dönüşüm oranları ciddi anlamda artacak. Bizim kişiye özel kampanya yapabilme kapasitemizi 3-4 katına çıkartacağız. Bunlar bayağı iddialı söylemler. Ama arkada çalışan yapay zeka ve makine öğrenme artık tamamen insan gücünden bizi çıkarıp kişileri, kitleleri hareketlerine göre analiz edip anlık teklifler çıkabilir hale gelecek. Şimdi bu projenin bir diğer önemli konusu da yıllardır çeşitli konferanslarda ya da çeşitli yerlerde gördüğümüz online offline recommendation. Şimdi offline kanallarda ek, yani müşteriyi tanıyıp ona yönelik ürünler, işte upsell cross-sell senaryoları yapmak çok kolay. Ama offline dünyada da buna çok ihtiyaç yok mu perakendeciler olarak? Herkesin çok ihtiyacı var. Biz bu projeyle birlikte o müşteriyi tüm kanallardaki yolculuğunu çok iyi şekilde analiz edip, ben eğer 3 gün önce kırmızı seven bir müşteriysem, kırmızı bir kazak aldıysam, belki İstinye Park'taki bir Boyner mağazasına girdiğimde bana Hopi'den gelecek olan bir puşla kırmızı kazağının altında bu siyah pantolon harika bir kombin gül, almak ister misin diyebilme kapasitesine evrileceğim. Yani bu muhteşem bir deneyim. Tabii ki bütün müşteriden olması gereken izinleri aldığımız bir senaryoda. Şimdi diğeri ise bizim müşteriyi tanıma kapasitemiz çok güçlü dedik. Demin de anlattım. Ama müşterinin dijital ayak izini bir şekilde burada toplayamaz durumdaydık biz. Yine SAS'ı bu platform olarak entegrasyonundan sonra aslında müşterimin alışveriş datasının dışında dijitalde ne gibi ayak izleri bırakıyor? Hangi markalara bakıyor, hangi ürünlere bakıyor, hangi sosyal medya kanallarında dolaşıyor? Yine gerekli izinleri aldıktan sonra bu dataları da alacağım ve dolayısıyla buradaki veri zenginliği aslında bize inanılmaz bir şey katmış olacak. Kabiliyetlerimizi inanılmaz şekilde geliştirmemize yol açacak. Bundan sonrasında ise tüm bunları yaptıktan ve ilk olarak Türkiye pazarında kendimizi ispatladıktan sonra bence önemli konulardan biri şu, Hopi'nin 12,5 milyon ve bu kadar detaylı müşteriyi analiz ettiği datası bir SaaS platformu haline gelip bizimle birlikte çalışan müşteriler için bu datadan recommendation yapabildiğimiz bir engine haline gelebilir. Yani hayallerimizden bir tanesi bu. Bir diğeri ise şimdi SaaS gerçekten dünya çapında aslında çok büyük iş ortaklıkları olan bir şirket. SaaS'ın bankalarda, telkoda, perakende'de onlarca global case'i var. Bunların hepsini okuduk, bunların hepsini biliyoruz. Çok başarılı case'leri var. Ama biliyor musunuz, Hopi dünyada unique. Ben Hopi'de işe başlarken özellikle hep şunu sordum. Bana bir benchmark verir misiniz, bunu inceleyebilirim? Dediler ki yok, Hopi kendi başına unique bir app. İçerisinde 250'den fazla marka olan, 40, yani yaklaşık 15-20 tane sektör olan, dolayısıyla farklı müşteri davranışlarını analiz edebildiğiniz çok unique, standalone bir app. Şimdi durum böyle olunca aslında SaaS için de Hopi tamamen bir business case haline geliyor. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten 59 ülkeden sorumlu genel müdürleri Tayfun Bey bu projenin globalde de sponsorluğunu yapıyor. Ve hayallerimiz burada yarattığımız bu başarı hikayesini Altan'ın da söylediği gibi global pazarlara da bir case study olarak işte bu üçlü işbirliğini de geliştirerek açmak ve buradaki başarıyı aslında dünyaya taşımak diye özetleyebilirim. Aynen, perakende sektöründe aslında ürünleşmiş, bu konuştuğumuz bütün ekosistemi içinde barındıran, paketleri içinde olan ve kullandıkça aslında farklı capability'lerini kullandıkça servis edilebilen bir ürün yapısına, as a service bir ürün yapısına aslında taşıma hedefimiz platform var diye. Aynen, platform haline getirmek. En başta söylediğim gibi aslında biz bir dijital deneyim platformuyuz Partner Republic olarak. Bu çözümlere yenilerini katmak ki Hopi ile birlikte, SaaS ile birlikte bu gücü daha da kuvvetli bir şekilde 180 ülke, yanlış söylemiyorum değil mi Altan? 180 ülke SAS'ın engajı olduğu, bu bütün ülkelerde aslında günün sonunda yaygınlaştıracağımız bir paket haline getirmek diyelim. Son söz sizlere de vereyim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yoksa aslında toparlayalım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Sağ olun. Çok teşekkürler.